Yeni bir günden ve yeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben bugün sizleri yemek yaparken böyle karşılamak istedim. Tavuklarımı gündüzden marine ettim. Bozukta tavuğum vardı, fileto. Bunları güzelce böyle efendim latte. Latte de burada bu arada. Tavuklarımı gündüzden zeytinyağı, kekik, tuz, biraz sirke bu şekilde marine ettim. Aklıma şu an başka bir şey koydum mu hatırlamıyorum. Bir de karabiber koymuştum. Dolapta güzelce stres filmle dinlendirdim ve şu anda akşam oldu. Yürüyüşümüzü yaptık, geldik. 9000'e yakın adım atmışız. Çok iyi bir gelişme bu. Ve yemeklerden çok az yiyoruz arkadaşlar. Şu an burada çok tavuk olduğuna bakmayın. Biz bu tavuğu artık 2 günde yiyoruz. Yani şöyle yarın öğlen yemeği olarak tüketiyoruz. Yarısı yetiyor bize ve yanına da az bir şey de makarna yapacağım. Bu şekilde güzel bir tavuk yapıyorum. Bunun üzerine biraz krema ekleyeceğim. Eskiden bir paket kremayı boca ediyordum biliyorsunuz. Şimdi yarım paket krema ilave edeceğim ama şöyle Samet krema kesinlikle tüketmiyor. O daha çok dikkat etmesi gerektiği için onunkini ayırıyorum. Kendime sadece kremalı yapıyorum. Ben daha vazgeçemedim bu tarz şeylerden, işte kremadır falan. Yani kendime kremalı yapacağım. Samet'e sadece kaşarlı yapacağım. Şu an güzelce pişsin. Ondan sonra böleceğim Samet'inkini. Ayrı bir yerde onu kaşarlı yapacağım. Burada da yine sıcak suyumu ekledim. Burada da makarna yapacağım birazcık. Öyle akşam yemeği menümüzle tekrardan videomuza hoş geldiniz. Videomuzun ikinci gününden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben yine salonu bu şekilde çevirdim. Bench'i sevemedim ya. Böyle benim bench oraya araya giriyor. Sandalyeler çok böyle kaba duruyor kenarlarda. Ben o yüzden bench'i yine odaya aldım. Giyinme odasına aldım. Bu şekilde yaptım. Daha kibar oluyor, derli toplu oluyor. Yine berjeri de salona getirdim. Giyinme odasında çok fazla yer kapladığını düşündüm. Şu arkaları temizledim arkadaşlar. O kadar leş gibi olmuş ki, yani ilaçlama yapılmış diye oralar yapış yapış olmuş. O köşeyi falan süpürdüm ama camı silemedim. Çünkü yağmur bekleniyor bugün. Afat'tan da mesaj geldi. Ay şurası da şöyle olmuş. Yani o yüzden camlara hiç giremedik. Olmadı yani camlar. Ben de böyle komple bir evi dip temel halıyı da kaldırdım. Çekemedim sizlere çünkü böyle yani o kadar sıcak ki hava, çok rahat bir şekilde temizlik yapısı geliyor insanın. O yüzden böyle yani müsait olamadım. Çekemedim, öyle söyleyeyim sizlere de. Ciklet de balkonda hava aldı bu sırada, değil mi anneciğim? Ciklet'i şimdi içeriye aldım. Böyle Allah'ım tertemiz oldu. Mis gibi kokuyor. Beyaz sabun ve sirke çok güzel oluyor. Burası böyle oldu. Yine buralar tertemiz. Hala yatağımız gelmedi arkadaşlar. Bu arada yatak odasında yine yer yatağı devam. Mutfakta böyle. Mutfağın sadece bulaşıklarım duruyor birazcık. Onları toplayacağım. Bir tek o kaldı zaten yapacağım. Şöyle giyim odasını da göstereyim. Eski haline dönüş. Yani böyle daha iyi oldu. Latte de burada daha rahat böyle yemeğini falan yer. Bu şekilde yaptım. Yine şu kirli sepetine Samet'e diyorum ki o kadar çok alıştık ki iki tane kirli sepeti kullanmaya. Yani burası giyim odası olduğu için böyle hemen burada üzerimize değiştirirken atıveriyoruz. Diğer tarafta da işte banyoya girerken çıkarılanlar oraya atılıyor derken, yani iki tane kirli sepeti çok rahat oluyor arkadaşlar bizim için. Ama yani yer kaplıyor biraz ama yapacak bir şey yok. Çok alıştık dediğim gibi. Buraya da yine aspet, dışarıya asmayacağım çünkü yağmur bekleniyor söylediğim gibi. Böyle. Bakalım latte neredeymiş ya? Latte. Samet geldi. Anam şurada yatıyor benim soğuk kahvem. Aldın mı aşkım soğuk kahvelerimizi? Latte'ye baka baka canımız soğuk kahve çekti arkadaşlar. Ben de temizliğimi bitirmişken duşa girmeden önce. Senin latte. Oo, bakayım. Bu şeyin mi? Herhalde bu Şok Market'in kendi lattesi. Yoktu Nescafe Express'in. Olsun, güzeldir. Moka. Aa, hayır, kendine de mi o marka aldın? Yok ki, Nescafe Express'in sadece vanilyalı ve... Evet, kakao, bir de bana kola almış Samet, sağ olsun. Ben tek başıma içiyorum artık. O içmediği için böyle bu bana bayağı bir hafta falan gider yani. Kaçmasın diye küçük istedim. Bunu hemen dolaba atalım. Latte de buradaymış. Latte. Aşkım çok sever perdeleri, çok. İkinci günden selamlar arkadaşlar. Bizim ev ahali bugün nasıl biliyor musunuz? Samet işe başladı. Ciklet Bey, efendim Ciklet Bey burada selamını verdi sizlere. Burada da Latte Bey. Ne yapıyorsun Latte'ci? Beraber işlerimizi yaptık. Günlük rutin temizliklerimizi yaptık. Süpürge yaptık. Değil mi Latte? Sen süpürgeden kaçtın gerçi. Gece çok güzel uyuyor arkadaşlar. Ama sabah 7'de bir başlıyor. Allah'ım tırnakları da uzadı. Aşı günümüz de geldi ama cuma günü götüreceğiz. Müsait olamadık dün çünkü çok hava yağmurluydu, çıkamadık ve Latte'ye henüz bir taşıma çantası alamadım. Onu da almam gerekiyor.
Şimdi uyku saati geliyor. Saat 3'te bir yatıyor öğlen. 6'ya kadar uyuyor ama sabah beni mahvediyor. Her yerim çizik içinde. Kedi sahipleri olanlar bilirler. Yani artık buna alışmak zorundayız. Ama bakın şu an gevşedi. Ve şu ısırma alışkanlığı var arkadaşlar. Bebek diye mi böyle bilmiyorum. Bana yorumlara yazar mısınız? Isırmasına hani hayır diyorum. Yok asla anlamak istemiyor. Ya oyun zannediyor ya da işte hani doğası gereği böyle av peşinde olduğu için o şekilde tırnaklarını bir çıkarıyor böyle tutuyor benim parmaklarımı. Parmaklarıma takmış durumda, ayaklarıma da öyle. Çorapsız gezemez oldum ben yani. Ondan sonra böyle şımarıyor şımarıyor. Şu an böyle bakmayın böyle masum durduğuna. Sabah arkadaşlar şöyle koynuma bir aldım. Bir uyumuşuz beraber, bir uyumuşuz. Aman ya Rabbim, Instagram hesabına da fotoğraflarımızı bol bol yüklüyorum. Bu sıra biraz böyle vloglarda buralarda olamıyorum. Çünkü yeni düzen tutturmaya çalışıyoruz. Yeni hayatımız biliyorsunuz artık kedili ve kuşlu hatta bir hayatımız var. Yani o yüzden birazcık düzenimizi sağlamaya çalışıyoruz. Ama çok şükür şu anda her şey yolunda gidiyor. Çok şükür, bin şükür diyeyim. Latte'miz sağlıklı, cikletim de küsmedi bana. Akşam onu da çıkartıyorum böyle bir saat kadar. O da oynuyor yine dışarıda. Latte o sırada hiç böyle müsaade ediyor. Burada mutfakta uyuyor. Ya da işte hani salona girilmeyeceğini biliyor. Ara sıra koklattırıyorum da sizin de tavsiyeleriniz üzerine. Ara sıra yan yana getiriyorum. Böyle patisini tutuyor. Hani ciklet de ona zaten hiç korkusuz yaklaşıyor maşallah diyeyim. O da böyle işte latte kardeş, latte kardeş demeye başladı. Yani inşallah iyi anlaşacaklar. Şu anda latte uyudu biraz. Hemen de uyuyup uyanıyor. Ben de şu balkonun halısını yıkadım arkadaşlar şimdi makinede. Onun öncesinde de bir makine daha çamaşır yıkamıştım. Onları astım. Evi her gün rutin olarak süpürmeye devam ediyoruz. Robot süpürge alacağız ama birazcık zamanı var şu anda. Dediğim gibi her şey çok pahalı ya. Almışken de iyi bir şey olsun istediğimizden dolayı. Birazcık bekletiyoruz şu anda. Onun dışında size ne söyleyecektim? Şimdi dediğim gibi benim günlük işlerim bitti. Şu an evimiz tertemiz, buz gibi. Ben de bugün, dün bulgur pilavı yapmıştım. Biraz ondan kalmıştı. Bir de fırın köfte yapayım dedim. Samet'in de diyeti devam ediyor. Bu esnada ben de çok güzel şekilde az yemeye başladım. Şekeri tamamen hayatımızdan çıkardık gibi bir şey. Yani şöyle kahvelerimizi, çaylarımızı şekersiz içiyoruz. Ama hani ben akşamları birazcık abur cubur böyle bir iki tane bisküvi de olsa yiyorum. Samet kesinlikle tüketmiyor artık. Cips evimize girmedi. Hatta hatırlarsınız belki ayın başında aldık cips. Bir daha cips almadık diye hatırlıyorum yani. Evet. Aldığımızı bile ben tek başıma yedim. Böyle hani onu da günlerce yedim yani bir paket cipsi. Ama hiç aramıyorum yani ben de. Onu diyorum Samet'e. Hiç aramıyorum. Demek ki ben çok cips seven birisi değilmişim dedim. Hani böyle aman aman canım çekse gider alırım. O şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bir manava gideceğim. Saatte 2:30 olmuş. Kıymamı da çıkartmıştım. Dün çok güzel hava, yağmurluydu. İzmir'in havası işte. Dün çekemedim sizlere video. Biz bütün gün evdeydik. Bugünse sıcak, güneşli bir hava var. Evet cikletçim. Her neyse yine hava durumunu da bildirmişken İzmir'den. Gideyim şimdi manavdan domates almam gerekiyor. Biraz da yeşillik almam gerekiyor. Bugün dolma mı yapsam? İşte köfte mi yapsam dedim ama... En son köftede karar kıldım. Bugün menümüzde köfte, fırın köfte yapacağım. Biraz da patatesle. Ve bulgur pilavı var. Yanına da mor lahana turşusu çıkarabilirim. Evet, onu yapabilirim. Hatta yine göbek marul da bulursam onu da alırım. Samet çok seviyor çünkü onu. Hadi ben o zaman çıkıyorum evden. Ay yoruldum arkadaşlar. Eve geldim şimdi. Şöyle taze fasulye aldım. Bu paketi 25 liraydı. Ondan sonra bile uğradım. Bir tane galeta unu aldım. Çünkü evde bayat ekmeğim kalmamış. Köfte yapacağım ya. Bu aralar semizotuna sardık biz Samet'le. O kadar seviyoruz ki şöyle çok tazeydi. 15 liraydı Demet'i. Yine aldım. İki tane yeşillik aldım. Yeşillikler mevsimden dolayı birazcık senmiş ama yine güzelce. Maydanoz ve dereotu aldım. Biraz domates aldım. Söylemiş olduğum üzere bir tane göbek aldım böyle. Biraz da salatalık aldım. Hemen köftemi yoğurmaya geçmek istiyorum bir an önce. Bu arada buraları toplamadan başladım arkadaşlar. Soğandan yine yandım çok kötü böyle. Gözümü yaktı. Soğanlar çok acı bu sıralar. Bu arada annem aradı arkadaşlar. Tam manava gidiyordum. Şöyle şunu bakayım da. Dedi ki
Parmağında biliyorsunuz daha önce dolama gibi bir şey çıkmıştı. Tekrardan başlamalı gibi olmuş. Başlar gibi olmuş. O da tedirgin olmuş, korkmuş. Zaten annem şu sıralar B12'si birazcık düştü, iğne vuruluyor. İğne vurulmaya giderken çarşamba günü gideceğim demişti. Hani o zaman göstereceğim demişti. Ama demek ki rahat edemedi. Hatırlarsınız bayağı parmağı şişmişti ve kötü olmuştu. Tekrardan yine aynısı başlamaya başlamış. O yüzden dayanamamış yani. Şimdi arada sağlık ocağına gidiyorum dedi. Dedim git göster bari. Böyle alkol gibi bir şey mi veriyorlarmış arkadaşlar böyle parmağı sürmek için? En azından onu verirse belki dedi birazcık rahatlar dedi, başlamadan biter dedi. Yine inşallah yine aynı şekilde olmaz. Annemin yapmış olduğu karışık baharattan da şöyle atalım. Bu çok rahat oluyor böyle. Ve ben fırında yapacağım zaman bir tane yumurta ekliyorum. Normalde eklemiyorum. Şöyle bir tane yumurtam vardı. Bu da köftemize ekleyelim. Tam köfteyi yoğuruyordum arkadaşlar. Latte uyandı. Miyav miyav miyav. İşte kokusunu alıyor herhalde yiyeceklerin ama bize veterinerimiz kesinlikle ev yemeklerinden vermeyin dediler. Çok insan kıyamıyor böyle ajitasyon yapıyorlar dediler. Gerçekten de öyle. Ben de zor kıyıyorum böyle latteye. Ama kesinlikle vermedim daha çok küçük olduğu için. Bu arada neyse ben de köftelerimi yoğurdum. Böyle buraya güzelce hazırladım. Çok değil iki tane patates yaptım. Yine hafif ben İzmir köfte tadında sevdiğim için hafif yağda bir kızartacağım. Ondan sonra domates sosuyla falan salçasıyla yallah fırına. O şekilde güzel bir yemek olacak arkadaşlar. Şimdi annem de aradı bu arada. Sağlık ocağına gitmiş. Antibiyotik vermişler yine. İşte başından daha önlem almak için. Ve daha önce kullanmış olduğu kremleri kullanmışlar. Bir de soğuk su içmeye de başladım. Eklendi. Köftelerimi yapmaya başladım arkadaşlar. Kızartmaya geçtim. Birazcık kızartacağım dediğim gibi. Sonra fırına vereceğim. Burada dolapta biberlerim varmış. Kapya biberlerim. Şöyle kırmızı, yeşil. Onlardan da üzerine sos olarak koyarım. Ve domates sosuyla mis gibi bir yemek olacak. Acıktım da ama biz artık böyle diyorum ya az yiyoruz. Hemen doyuyoruz. Bu çok iyi oldu bizim için. Yani herhalde midemiz küçülmeye başladı. İnşallah kilo veririz diyorum. Bakın bakın bakın. Yaramaz latte ne yapıyor? Bakın. 2 dakika arkamı döndüm. Hemen orada koyduğum çiçekleri dağıtmaya başlamış. Latte. Latte. Ne yapıyorsun? Bak 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 bak. Yaramaz seni. Dağıttın mı çiçeklerimi? Latte. Latte. Balkonu çok seviyor ya. Latte. Kaşık surat seni. Kaşık surat. Yemeğim fırında pişiyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Burada dünden kalan bulgur pilavım var. Bunu da ısıtırım. Ekmek yemeyiz yine büyük ihtimalle. Şöyle güzel bir salata yaptım yine. Böbek ve morlanadan. Geçenlerde birisi bana yazmış. İşte sadece marul ve mısırlı salata mı olur diye. Biz seviyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum. Hani salatanın tabii ki de bir sürü çeşidi var ama hani bu şekilde de en azından salata yemiş gibi kendimizi hissediyoruz. Çok soğan sevmiyorum ben salatanın içerisinde. Anca böyle işte kaşık salata yaptığım zaman soğan kullanıyorum. Bilmiyorum sizler neler katıyorsunuz salatalarınıza. Benimki galiba sade gelmiş. Ama biz çok seviyoruz bu şekilde. Olsa böyle her öğün yerim yani. Havuçlu olur, işte marullu olur. Hatta bir gün havuçlu yapacağım. O da çok güzel olur. Böyle havuç ve yanına bundan koyarım. Ay muhteşem olur. Bu arada canım o kadar çok çikolatalı bir kek istiyor ki arkadaşlar. Uzun zamandır kek, börek tarzı bir şey yapmadım. Ama şimdi düşünüyorum yapsam ne olacak? Hani kim yiyecek? Samet yemiyor zaten kek. Ben yesem en fazla bir dilim, iki dilim yesem. Geri kalan ne olacak? Şöyle küçük bir kap lazım ya bana. Aslında az ölçüden mi yapsam diye bir düşünüyorum. Dolaba baktım şimdi damla çikolatam var. Çikolata sosu da var. Üzerine böyle çikolata sosu yapmak istiyorum. Çünkü muhteşem bir kek canım çekiyor. Belki yaparız bilmiyorum. Yapabilirsek beraber yaparız zaten sizinle.
Biz yürüyüşümüzü yaptık, geldik arkadaşlar. Canım kek istiyor demiştim ya sizlere, dayanamadım. Şimdi hemen yapmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir tane yumurta var. Az malzemeli yapacağım. Böyle tart kalıbında yapacağım. Damla çikolatalı. Üzerine de çikolata sosu yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Bak, başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yumurta. Bütün ölçüler genelde çay bardağıyla arkadaşlar. Az bir kek yapacağım. Aslında genelde bu, yani bu tarif bir cupcake tarifi. Ama bende muffin kabı olmadığı için almayı da düşünüyorum. Çünkü çok kek yapıldığı zaman yenilmiyor. O yüzden bir tane bir muffin diyorum ben genelde. Bir muffin kabı almayı düşündüm yani bugün. Görünce böyle bu tarifleri. 1,5 çay bardağı da şekerimi ekliyorum. Güzelce çırpalım. 1 çay bardağı sıvı yağımı da ilave ettim. Yarım çay bardağı olacak şekilde yine yarım paket sütümü ilave ediyorum. Ve ne kaldı geriye? Bunları da çırpalım. 1 paket vanilya. 1 paket de kabartma tozumu ilave edeyim. Çikolatalarımı da koyayım. Aslında damla çikolata değil, şöyle bir çikolatam vardı benim, parça çikolata şeklinde. İnşallah güzel olur. Bu da az kalmış ama olsun artık. Yapacağımız bir şey yok şu an. Çikolata gözüme çok az geldi çünkü. Bu da alabildiğince un koyacağım arkadaşlar. Öyle fazla yoğun bir kek olmayacak. Hafif böyle bir kek olacak. Biraz daha un ekleyelim. Tart kalıbımı birazcık yağlıyorum arkadaşlar. Az bir şey. Gel bakalım Latte Bey. Hoş geldin. Hoş geldin. Efendim Latte'cim. Ama bu senin yiyebileceğin bir şey değil ki. Şöyle birazcık şu tabağı alacağım arkadaşlar. Kakaolu yapacağım bir kısmını da. Uzun zaman oldu sizinle beraber böyle kek yapmayalı. Ama artık pek fazla böyle şeyler yapmıyorum. Artık misafirden misafire yaparım. Bu kakaonun hepsini kullanayım artık bence ya. Çünkü zebra gibi görünsün istiyorum. Şöyle. Güzelce yedirelim şimdi. Evet, şuraları birazcık batırdım. Görmüş olduğunuz gibi birazcık kakao döktüm. Şimdi kekimi artık koyayım şöyle. Şöyle biraz da zebra görünsün. Kakaolu'dan koyalım. Tamamen doğaçlama bir tarif arkadaşlar. Böyle hemen buldum ve yaptım. Çünkü canım gerçekten çok fazla kek istedi. Yani böyle ev keki, hani hazır da değil. Ay, her tarafı batırdık latte. Evet, şu kalanı da şöyle koyalım artık. Sen şimdi fırına gidiyorsun. Latte. Annem. Sen ne yapıyorsun ya? Sen de mi kek istiyorsun? Kek sana yasak. Ay, elimde kakao var, yalıyor. Gel bakalım. Latte. Gel. Miyav, yok mu yav? Sen mamanı yedin. Hayır. Oy 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 oy. Çak. Çak latte, gel. Çak. Çak anneciğim. Kaçtı. Gel bakalım sen. Oy oy oy. İlk tokatını attı bana ya latte. Oy. Attı kendini yere. Gel buraya gel. Kaçak kaç. Kaçamazsın. Kaçamazsın sen. Kaçamazsın. Oy 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 oy. Ay. Yumruk yedim ya latteden. Anneyim. Çok tatlısın. Çok çok çok.
El ele uyuduk yine. Biz akşamüstü uykumuzu birlikte yaptık latte ile. Şimdi fırınım da ısınmıştır. Kekimi de atayım. Artık bir an önce kek yemek istiyorum ya. Biz pişti arkadaşlar. Fırından sıcak sıcak hemen çıkarmak istiyorum. Bu arada ben de hemen bulaşık makinesindeki temizleri boşalttım. Şu ışığı da açalım ya. Niye böyle göz gözü görmüyor? Ben niye böyle çektim videoları bilmiyorum. Of 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 of. Çayım da oldu. Çayımı da demledim bu arada. Kekim de böyle bakın. Güzelce kabardı. Şöyle şuraya koyacağım. Birazdan da tabağa çıkartacağım. Bardaklarımı da buraya hazırladım. Onun dışında size ne söyleyecektim? İnanın ben de unuttum. Ha, yeni bulaşıklarımı dolduracağım birazdan. Ondan sonra da edit yaparım. Bugün video atamadım çünkü videomu tamamlayamamıştım. Artık yarın inşallah videomuzu izlemiş oluruz. Bakayım şuna sığacak mı ya? Ya buna sığmayacak. Ben bunu neye çıkarsam acaba ya? Benim bir tane daha böyle bir kasem var. Ona çıkarayım. Bunu da Samet'le yiyeceğimiz dilimleri çıkartırım. Bir bakayım şimdi yukarıya. Evi böyle buram buram kek kokusu sardı. Keşke sizlere de gönderebilsem. Keşke sizlerle birlikte yiyebilsek yani arkadaşlar. Tam da bunu arıyordum arkadaşlar. Geldiniz mi? Ne varmış burada? Geldiniz mi? Bu temiz sıcak fırına gelecek diyordum koptu. Ya. Yeah. Evet. Bir şımarık bir koşuyor. Uy, bana yumruk attı biliyor musun ilk defa? Kekim. Aa! Gel buraya gel 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 yaramaz. Hayır. Hayır. Tırnakladı beni. Evet arkadaşlar, kekim oldu ama kalıptan çıkmadı çünkü bu birazcık sanırım sıvışkan olmuş bu kek. Yani kalıptan çıkaramadığım için ben dilim dilim yapıp böyle tabağıma koydum. Şimdi çayımız da olduğuna göre biz bir balkonda Samet'le çay keyfi yapacağız. Artık sizlere latte ile bugünlük veda ediyoruz. Hadi latte. Bay bay. Biz gidiyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.